Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Selamun minallahi aleykum ve tahiyyetun minni ileykum eyyuhel ahibbetül kiram. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün inşallah Nisa suresi 1, 2, 3 ve 4. ayetlerin tefsirini bitireceğiz. Ayetlerden çıkarılan bir takım ilkeleri önce açıklayalım. Ma turşidu ileyhil ayatul kerimetu, ayeti kerimelerin irşad ettiği ilkeler. Birinci olarak şöyle: El beşeru cemian yerceune ila aslin vahidin. Beşer, insanlık tek bir asla dönmektedirler. Ve yentesibune ila ebin vahidin, tek bir babaya nispet edilmektedirler. Ki huve Adem aleyhisselam, o da Hazreti Adem'dir. İkinci ilke, cevazü tesaul billahi teala, Allah'ın adını zikrederek dilekte bulunmanın caiz olduğunu anlıyoruz. Kekavlihim, mesela şöyle demek gibi: Es'elüke billahi, Allah adına senden istiyorum. Ve enşüdüke billahi, Allah'ın adıyla senden diliyorum şeklinde. Salisen, üçüncü olarak, Hakkur rahim azimun, evet, akrabalık hakkı çok büyük bir haktır. Velihâdâ, işte bundan dolayı emrallahu teâlâ bisılatil erhami, Allah Teala sıla-i rahmi emretmiştir. Akrabalarla ilişkinin sıkı tutulmasını emretmiştir. Ve ademi takdî atiha, sıla-i rahmin, akrabalık bağlarının koparılmamasını emretmiştir. Rabian, dördüncü olarak, vücubu riayetil yetimi ve hifazı ala malihi ve def'ihi ileyhi indel buluği. Evet, bu ayetlerden yetimin görüp gözetilmesini ve onun malının muhafaza edilmesini ve dolayısıyla buluğ çağına erdiğinde malının kendisine iade edilmesini anlıyoruz. Beşinci ilke olarak, İbahatü nikahin nisa fi hududi erba'in minel harairi, evet, hür kadınlardan dört tanesiyle evlenmenin mubah olduğu anlaşılmaktadır. Ve bi şartil adli beynehünne fil kısmeti, yalnız bu dört kadınla, yani birden fazla evliliğin bir şartı vardır. O da evlenilen bayanlar arasında adalet şartı sağlama söz konusu olacaktır. Tasian, dokuzuncu ilke ise vücubul iktisar ala vahidetin idâ haşiyel insanu ademel adli beyne nisaihi, şayet birden fazla evlendiğinde hanımları arasında adaleti sağlamaktan endişe eden erkeklerin sadece bir kadınla yetinmelerinin gerekli olduğu ifade edilmektedir. Hatimetül bahs, evet, konunun sonucu şöyle: Hikmetü teşri'i, evet, bu ayetlerde vaz edilen kuralların, hükümlerin hikmeti. Meseletü taaddüdü zevcati, çok fazla evlilik, yani birden fazla evlilik, daruretün, bir zarurettir. İktadatha zuruful hayati, hayatın şartlarının gerekli kıldığı bir zarurettir. Ve hiye leyset teşri'an cediden inferade bihil İslamu, evet, fazla kadınla evlilik İslam'ın getirmiş olduğu yeni bir kural, kanun değildir. Ve innema ca'el İslamu, İslam geldiği zaman vecedehu bila uyudin, hiçbir kayıt ve şart olmaksızın erkeklerin fazla evlendiklerini görmüştür.
ve la hudude ve la bir suretin gayri insaniyetin herhangi bir sınır olmaksızın gayri insani bir şekilde erkeklerin fazla kadınlarla evlendiklerini görmüştür. Fenazzamahu ve şebbe ve şezzebehu ve cealehu devaen ve ilacen dibadil halatil itirariyeti. Evet, nazzamehu bu düzensizliğe bir düzen getirmiştir. Ve şezzebehu ve onu belirli bir nizama bağlamıştır. Ve cealehu devaen ve ilacen libadil halatil ittirariyeti bazı zaruri durumlarda bir problemi çözme ve bir ilaç haline getirmiştir. Elleti yuani minhel müştema, evet, toplumun efendim zarar gördüğü bir takım zaruri hallerde problemleri çözme olarak görmüştür. Ca'el İslamu, İslam geldiği zaman ve ricalu yetezevvecune aşara nisvetin ev ekthera ev egalle, bir erkek 10 kadınla veya daha az veya daha fazla kadınla evleniyordu. Kema merra fi hadisi gaylan, gaylan hadisinde daha önce açıklanmış olduğu üzere, hine esleme, nitekim gaylan adındaki kişi Müslüman olduğu zaman ve tahtehu aşratu aşru nisvetin ve onun nikahı altında 10 tane bayan vardı. Biduni haddin ve la kaydin, herhangi bir sınır ve bir kayıt olmaksızın, fecae liyegule bir ricali inne hunake hadden, İslam geldi ve erkeklere şöyle demiştir. İnne hunake hadden, mutlaka bir sınır vardır. La yahillu tecavüzehu, o sınırın aşılması helal değildir. Hüve erba, o sınır da dörttür. Bir erkek ancak 4 kadınla evlenebilir. Ve inne hunake kayden ve şartan, ve fazla evliliğin de bir kaydı, bir şartı vardır. Kayıtsız, şartsız değildir. Bi ibahati hadihi darurati, evet, fazla evliliğin mubah olması için belirli bir şart ve belirli bir kayıt vardır. Ki o da hiye el adlu beyne zevcati, insanın evlendiği hanımları arasında adaletli davranma şartıdır. Fe izâ lem yetehakkak zâlike, eğer bu adil olma şartı gerçekleşmezse, vecebel iktisaru ala vahidetin, o zaman tek bir kadınla evlenmek gerekir. Tevahidetün evma meleket eymanikum, nitekim ayet-i kerimede bir kadın veyahut da cariye ile yetinmeyi Allah-u Teala emretmektedir. Fehüve izen, o halde nizamun daimun ve mevcudun indel usuril kadimeti, o halde bu eski asırlarda mevcut olan ve daim olan bir nizamdır. Velakinnehu kâne fevda, evet, İslam'dan önce bir karışıklık, bir düzensizlik mevcuttu. Fenazzamehul İslamu, İslam bu düzensizliği bir düzen getirdi ve bir düzene, bir sınıra bağladı. Ve kâne tabi'an lil heva vel istimta bil lezâiz, evet, İslam'dan önce insanlar heva ve hevesine uyarak kendi nefislerinin lezzeti peşinde koşuyorlardı. Fecaalehul İslamu, İslam sebilen lil hayatil fadıletil kerimeti, İslam insanın yaratılışında olan bu şehvi arzu ve istekleri faziletli bir hayat için bir yol, bir vesile kılmıştır. Vel hakikatülleti yenbegî en yâlemehâ küllü insanın, her insanın bilmesi gereken bir hakikat vardır ki o da enne ibahete taaddüdüz zevcat, fazla evlilik, fazla evliliğin İslam'da mübah olması mefharetün min mefahiril İslam, İslam'ın övündüğü çok önemli hususlardan biridir. Li ennehu istata en yahulle müşkileten avisaten min akadil meşakil,
çok çetin problemlerden biri olan bir problemi çözmeyi başarmıştır İslam. Tuaniha el umem vel müştemaatül yevm, bugün günümüzde milletlerin ve toplumların karşı karşıya geldikleri çok önemli bir problemi çözebilmiştir İslam. Fela tecidü leha hallen illa bir rucu ila hükmü İslam. Bugün günümüzdeki bu problemi ancak İslam'ın hükmüne dönmek suretiyle çözmek mümkündür. Ve bil aksi bi nizamil İslam, İslam'ın getirdiği nizamı, kanunları almak ve uygulamak suretiyle problemin çözülmesi mümkündür. İnne hunake esbaben kahireten, evet, bir takım önemli sebepler vardır ki tecalül etteaddüde darureten, fazla evliliği, birden fazla evliliği bir zaruret haline getirmektedir. Ne gibi mesela bu sebepler? Ke akmir zevceti, mesela bayanın, kadının çocuk doğurma özelliğine sahip olmaması ve maraduha maradan yemne'u zevceha minet tahassuni, kocasıyla ilişki kurmaya engel olan bir hastalığının mevcut olması ve gayru zalike minel esbab, buna benzer önemli sebeplerle elleti la netaarradu lizikriha el an, burada o sebepleri ayrıntılı olarak zikretmek istemiyoruz. Velakin nüşiru ila nutfetin hammetin, fakat çok önemli bir noktaya işaret etmekle yetiniyoruz. Yudrikuha el mer'u bi besatetin, ki o sebebi de kişi kolaylıkla idrak edip anlayabilir. İnnel müştema'a fi nazaril İslam, İslam nazarında toplum kel mizan, aynı bir mizan gibidir. Yecibu en teteadele kefetahu, mizanın, terazinin iki kefesinin de birbirine eşit olması gerekir. Ve min ecdil muhafazati alel tevazuni, işte bu terazinin kefelerinin eşitliğine dikkat etmek için, bunu muhafaza etmek için yecibu en yekune adedur rical bi kadri adedin nisa, toplumda kadınlarla erkeklerin sayısının birbiriyle eşit olması gerekir. Fe izâ zâde adedur rical alâ adedin nisa, eğer erkeklerin sayısı kadınların sayısından daha fazla olursa, ev bil aks, veya kadınların sayısı erkeklerin sayısından daha fazla olursa, fekeyfe nehullu hâdihil müşkile, toplumdaki bu problemi nasıl çözebiliriz? Femâzâ nesne'u hîne yehtellül tevazun, işte toplumdaki erkek ve bayan arasındaki, kadınlar arasındaki sayının azami ölçüde bozulması durumunda ne yapabiliriz? Ve yusbihu adedün nisa ed'af adedir rical, ve özellikle kadınların sayısının erkeklerin sayısından kat kat fazla olduğu anda ne yapılabilir? E nahrumul mer'ete min nimeti zevciyeti, kadını eş nimetinden, evlenme nimetinden mahrum mu bırakmalıyız? Ve nimetil umume, anne olma nimetinden mahrum mu bırakmalıyız? Ve netrukuha tesluku tarikal fahişe ve rezile, fuhşiyat ve rezil yollara yönelmesini için kadını serbest mi bırakmalıyız? Kema hasele fi urubba min cerrai tezayedü adedün nisa ba'del harbil alemiyetil ahira, evet, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kadınların sayısının çok fazla artması sebebiyle Avrupa'da meydana gelen problem gibi. Em nehullu hadihil müşkilete, yoksa bu problemi, bu müşkileyi bir tarikin, bir turikin şerifetin, fadiletin güzel bir şekilde mi çözmemiz gerekir? Nesunu fiha kerametel mer'a, ve bu problemi çözerken de kadının değerini asla düşürmemek ve kadının
değerini korumak gerekir. Ve taharatel usreti ve selametel müşteme, ailenin, aile yuvasını ve toplumun selametini korumak ve muhafaza etmek gerekir. Eyyuhuma ekremu ve eftalu ledel agili, akıllı olan bir insanın önünde hangi yol daha iyi ve daha faziletlidir, daha eftaldir? En tertabitel mer'atü bir ribatın mukaddesin, kadının mukaddes bir bağla bağlanması mı? Tendammu fihi ma'a imra'atin uhra, başka bir kadınla birlikte, tahte himayeti racülin, bir tarikin şer'iyyin şerifin, evet, şerefli ve şer'i bir yolla, bir erkeğin himayesi altında, başka bir kadınla, erkeğin nikahı altında bulunması ve şerefli bir hayat yaşaması mı tercih edilmeli? Em nec'aluha hadineten ve aşiqaten lidalike racül, yoksa o erkekle evlendirmeyip, meşru şer'i bir nikah altında bulundurmayıp, erkeğin aşığı ve efendim gayrimeşru ilişki içerisinde olduğu bir kadın halinde mi bırakılmalıdır? Ve tekunul alaka beynehuma alaka ismin ve icramin, şayet böyle yapılırsa o zaman erkek ve kadın arasındaki bu ilişki hem günah hem de büyük bir suç olur. Legad ihtarat Almanya el-Mesihiyye, nitekim Hristiyan Almanya şu yolu seçmiştir. Elleti yahrimu dinuha et-taaddüt, ki Hristiyanlık dini bir erkeğin birden fazla evlenmesini yasaklamaktadır. Buna rağmen Almanya felem tecid hayraten leha illa mahtarahul İslam, İslam'ın seçtiği ve koyduğu nizamı kabul etmeyi uygun görmüştür Almanya'nın. Ebahat teadde zevcat rabeten fi himayetil mer'etil Almaniye, Alman kadınını korumak için birden fazla evliliği mubah kılmış ve caiz kılmıştır ve bu kuralı uygulamayı seçmiştir. Min ihtirafil duga'i ve ma yetevelledu anhu min edrarin fadihatin ve fi mukaddemetiha kesretul liba, evet, erkek ve kadınların gayrimeşru ilişkiler sebebiyle sebep oldukları birçok zararlı hastalıklar ve AIDS gibi hastalıklara sebep olan bu gayrimeşru ilişkileri terk ederek bir Alman kadınının bir erkeğin himayesinde evlilik bağı içerisinde birden fazla erkeğin evlenmesini mubah kılmıştır, meşru kılmıştır Almanya. Tegul Üstazetül Almaniye fil Camia, nitekim Alman üniversitelerinden birinde olan profesör bir bayan şöyle demektedir. İnne halle müşkiletil mer'etil Almaniye, Alman kadınının problemini çözmek, hüve fi ibahati taaddüz zevcat, fazla evliliği mubah ve meşru kılmakla mümkün olur. İnneni ufaddilu en ekune zevceten ma'a aşrati nisa'in bir racülin, ben bir erkeğin nikahı altında 10 kadınla birlikte olmayı daha tercih ediyorum. Li racülin nacihin ala en ekune ezzevcetel vahide li racülin faşilin tafihin, bir erkeğin resmi olarak nikahlı hanımı olup da inne hâzâ leyse ra'yun vahdi, o erkeğin birden fazla kadınla gayrimeşru ilişkide olmasından daha fazla tercih ediyorum. Vel huve ra'yu nisa'i kulli Almanya, nitekim bu benim görüşüm, sadece benim görüşüm değil, Almanya'daki bütün kadınların görüşüdür. Yani bir erkeğin resmi nikahlısı olup da o erkeğin başka kadınlarla
belki ondan veyahut da yüzden fazla kadınla gayrimeşru ilişkide bulunması yerine bir erkeğin 10 tane meşru hanımının arasında yer almak ve aile hayatı yaşamayı tercih ediyorum diyor. Bu Alman profesör bayan. Ve fi am 1948 1948 yılında miladi Evsa Muhtemeru Şebabil Almani Alman Gençlik Konferansı'nda fi uyun bir Almanya bir ibahat teaddü zevcat fazla kadınla evliliğin mübah kılınması konusunda bir sempozyum düzenlenmiştir. Hallen limüşkületin tekaferen nisa ve kılletir rical badel harbil alemiyyeti saniye 2. Dünya Savaşı'ndan sonra meydana gelen erkeklerin sayısının azalması ve kadınların sayısının çoğalması problemini halletmek için bir konferans düzenlenmiştir. Bir sempozyum düzenlenmiştir. Lekad hallel İslam el müşkilete nitekim bu problemi İslam mükemmel bir şekilde halletmiştir, çözmüştür. Bir eşref ve ekremi turuk en güzel ve en şerefli bir yolla çözmüştür. Beynema vakat el mesihiyye mektufetel eydi halbuki Hristiyanlık elleri bağlı kalarak bu problemi çözememiş. La tubdi ve la tu'id ve hiçbir problem çözmede başarılı olamamıştır. Efela yekunu lil İslam el fadl ekber lihalli misli hazihi zahira. İşte bu problemin çözümünde İslam'ın büyük bir payı yok mudur? Elleti tu'ani minha umemun la tedinu bidinil İslam. Nitekim İslam dinini resmi olarak kabul etmeyen birçok millet, birçok devlet bu problemle karşı karşıyadır. Ve yecduru bi en gule hune burada bazı hususları nakletmek benim için uygun olur. Ba'da fakaratin li şehidil İslam Seyyid Kutup. Seyyid Kutup'un nakletmiş olduğu bazı hususları burada zikretmek uygun olur. Min kitabihi Esselamul Alemi fil İslam, İslam'da Dünya Selameti adlı kitabında Haysu gale temaggadehullahu birrahme Allah rahmetine garg eylesin. Seyyid Kutup şöyle demiştir. İnne sersereten tavileten aridaten tetenaseru havle hikayeti teaddü zevcat fil İslam, İslam'da fazla evlilikle ilgili çok fazla uzun efendim tenkitler yapılmaktadır. Fehel hiye hakikatilkel afetül hatıra fi hayatil müştema. Nitekim bu toplum hayatında çok tehlikeli bir problem, bir hakikat değil midir? İnneni enzuru fe era külle müşkületin, içtimaiyetin, ben her türlü sosyal probleme baktığım zaman görüyorum ki kat tahtacu ila tedahulin minet teşri'i şeriatın mutlaka o problemleri çözmesi gerekmektedir. İlla mes'eletü teaddüdü zevcat, nitekim fazla evlilik de bu meselelerden biridir. Fe inneha tahullu nefseha bi nefsiha. Evet, bizzat kendisi kendisine problemi çözebilir. İnneha mes'eletün tetehakkemu fihal ergam. Evet, bu konuda rakamlar gerçekten hükümleri ortaya koymaktadır. Ve la tetehakkemu fiha nazariyat ve teşriat. Evet, nazariyeler ve kurallar hükmü ortaya koymamaktadır. Ve fi kulli ümmetin ricalun ve nisaun her millette kadınlar ve erkekler mevcuttur. Ve meta tevazene adedur rical ma adedin nisa erkeklerle bayanların sayısı ne zaman eşit bir durumda olursa fe innehu yeteazzeru ameliyen en yahsula raculun vahidun ala ekser min imraatin vahidetin o zaman
bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi elbette doğru olmaz. Ama yine yahtellu tevazunul ümme, ama bir millet içerisinde erkek ve bayanlar arasındaki sayının çok fazlalaşması sonucunda yagillu adedur rical anin nisa, erkeklerin sayısı kadınların sayısından az olduğu zaman kema fil hurubil ubiye elleti yetearradu leher rical ekser, nitekim savaşlarda erkeklerin sayısı azalmaktadır. Fehune fakat yucedü mecalün, ve bu durumda bir problem ortaya çıkmaktadır ki لِاَنْ يَسْتَتِي اَرَجُلُنْ تَعْد۪يدَ زَوْجَاتِهِ, o zaman erkek evleneceği hanımlarının sayısını ne yapabilir? Artırmaya güç yetirebilir. فَلْنَنْزُنْ اِذَنْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ, o zaman bu durumda bakalım اَقْرَبَ الْاَمْثِلَ لَهَا الْاَنَ Almanya, mesela Almanya'ya baktığımız zaman حَيْسُ تُوْجَدُ سَرَاسُ فَتَيَاتٍ مُقَابِلَ kulli şabbin, bir gence karşılık 3 tane bayan mevcuttu. Ve hiye hale ihtilali içtimaiyin, evet toplumsal bir bozulmaydı bu durum. Fe keyfe yuvacihuha el müşerri'u, o zaman kanun koyan bu durumda nasıl bir kanun koyması gerekir ve bu problemi nasıl halletmesi gerekir? İnne hunake hallen min hulul selase, bu problemi 3 şekilde halletmek mümkündür. El hallul evvelu, birinci çözüm en yetezevvece kullu raculun imraten, bir erkek sadece bir kadınla evlensin. Ve tebka isnetani la tarifani fi hayatiha raculen, diğer iki kadın da hayatı boyunca hiçbir erkek efendim bulamasın. Vela beyten, vela tıflen, vela usreten, hiçbir ev, hiçbir çocuk, hiçbir aile bulamasın. Birincisi bu. İkincisi vel hallu sani, ikinci çözüm en yetezevvece kullu raculun imraaten, her erkek bir kadınla evlensin. Fe yuashiruha aşarete zevciyeten, ve o bir kadınla aile hayatı sürdürsün. Ve en yahtelife ilel o aharine ev vahide minha itarife racül dune en tarife el beyt evittir. Evet, başka kadınlarla gayrimeşru ilişkide bulunsun. Fe izâ arafte tıfle araftehu antarigil cerime, ve dolayısıyla o kadınla ilişkide bulunduğunda dünyaya çocuk dünyaya getirsin. Ve hamele türdelkel ağır veldiya, işte kadın bu şekilde gayrı meşru ilişki sonucunda bir ayıba, bir efendim neslin zayi olmasına sebep olmaktadır. Vel hallus salis, üçüncü çözüm ise en yetezevvezer racül ekser min imratin, bir erkek birden fazla kadınla evlenebilsin. Fe yerfe'uha ila şerefi zevciye, ve o evlendiği hanımlarını ailevi şerefe yükseltsin. Ailevi ilişki içerisinde emanil beyt, ev güvenliği içerisinde bulundursun. Ve damanetel usratı, usra aile garantisi altında bulundursun. Ve yerfe'u damirahu min levsetil cerime, ve kendi vicdanını da zina gibi suçları işlemekten muhafaza etsin. Ve gılletil ism, ve böylece günahların azalmasına vesile olsun. Ve azabid damir, ve vicdanın azap içerisinde olmasından arındırsın. Ve yerfe'ul müştema'a an levsetil fevda ve ihtilatil ensab, böylece toplumun bir takım karışıklıklardan korunmasını sağlasın ve neseplerin muhafaza edilmesini, karışmasını önlesin. Eyyül hulul el yagu bil insaniye, evet bu üç çözüm yolundan hangisi insanlığa daha layıktır?
ve ahakku bir raculeti erkekliğe hangisi daha uygundur ve ekremu lil mer'eti zatiha ve enta kadın için hangisi daha mükemmel ve daha faydalıdır. Evet, böylece bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizi de şu duamızla bitirelim inşallah. Allahümme fehhimna esrarel Kur'ani kema tuhibbu ve terda ve veffikna li hidmeti. Ey Allah'ım, Kur'an'ın sırlarını sevdiğin ve razı olduğun şekilde anlamamızı nasip eyle. Bizleri ona hizmet etmede muvaffak kıl. Rabbim bizleri öğrendiklerimizle amel edip rızasına eren salih kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Bi hurmeti seyyidil murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha.